Biliyorsunuz ki ben uzun zamandır takip eden insanlar bilir arkadaşlar. Ben bundan 4-5 sene önce 5 Ocak 2017'de sevdiğim bir tane kız vardı. Belki de yayındadır, şu an izliyor. Allah mutlu mesut etsin. Ne desem bilemedim. Benim bir ilişkim vardı arkadaşlar. Yani seviyordum, gerçekten de çok seviyordum. Ama mesela babası, abileri falan görüşmemize izin vermiyordu. Bunun sebebi ise benim Kürt olmam. Bu benim çok zoruma gidiyordu arkadaşlar. Hatta babasının yanına ben bir kere gittim. Nerelisin falan dedi bana. Ben Sürüşlüyüm deyince, yani benim Sürüşlü'ye verecek kızım yok gibisinden konuştu. Tabi o zaman 20 yaşında falanız. İkisi de öyle bir şeydi. Gidip babasıyla konuşuyorum. Hayırdır oğlum, sen kimsin gidip kızın babasıyla konuşuyorsun? Yani o yaşta bir de. İşte öyle deyince zoruma gitti arkadaşlar. Sonra bir gün bir baktım, ismini vermeyeceğim, bana mesaj attı. Beni görücü usulü evlendirecekler. Kendinden yaşça da büyük bir insan. Böyle 29 yaşlarında falan var. Kız 19 yaşında tabi. 29 yaşlarında falan birine verecekler. Ben inanmadım tabi. Belki şaka falan yapıyor. Neyse, o günden sonra bana hiç yazmadı. Telefonu elimden alacaklar demişti. Yazmadı. Ben ablasıyla konuştum. Ablası Mustafa doğru dedi. Kardeşimden uzak dur yüzünden falan. Tabi arkadaşlar, seven insan uzak duramıyor. Ya ben bayağı çabaladım. Okuluna gittim. Kapısında durdum, bekledim. Yani okula bile göndermemişler. O zaman babasına demiştim, ben kızını kaçırırım gibisinden. Fistan. Tabii ergen kafası. Baktım okula falan gelmiyor. Bir hafta sonra mesaj geldi. Bu akşam beni istemeye gelecekler. Ablasının telefonundan mesaj atmış bana. Ben kapısına gittim tabii o gece. Hala da babasının evini biliyorum. O gün o evlendirildi işte. Sonra ben arkadaşlar askerdeydim. Askerliğim bitti. Tezkereyi aldım. Havalandayım. Sabiha Gökçen'deyim. O oturdum koltuğu hala hatırlıyorum. Gizli numaradan biri aradı beni. Açtım, efendim falan gibisinden, nasılsın dedi, kimsin dedim. Kim olduğumu boş ver dedi. Kim olduğunu söylemiyorsun, telefonu kapatacağım dedim. Kapatma dedi, tezkere almışsın. Onun için aradım dedi, gülümsedi, ben orada anladım, bilge. Sen misin dedim işte. Bir baktım telefonu yüzüme kapattı. Ondan sonra hiç konuşmadık. Sonra ablası bir gün dükkana yanıma geldi işte. Sordum ben, ne yaptın gibisinden. Evlendi dedi. Allah mutlu mesut etsin dedim. Bir tane de çocuğu var dedi, erkek. İsmini de Mustafa koymuş dedi. Yani anlatırken biraz dilerim diken oluyor. Yani çok zoruma gitmişti arkadaşlar. Kavuşmamıza izin vermemişlerdi o zaman. Ben bu klibi yaparken onu canlandırdım. Ben de böyle bir şey yapmak istedim. Yani ilk klibim öncelikle memleketimde Sürüş'te çekmek istedim. Ondan sonra bu hikayeyi canlandırmak istedim ve canlandırmaya çalıştım biraz. Hatta arkadaşlar ben bir gün denk geldim parkta. Bizim evin arkasındaki parkta. Eşiyle, güvenliğinde, çocuğuyla falan. Denk geldim, gördüm. Yani kafamı önüme eğip yürüdüm, hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey diyemedim. Yanına gidip mutluluklar bile dileyemedim. Yani şarkının anlamı büyük arkadaşlar. Ben her izlediğimde tüylerim diken diken oluyor. 4 yıl önce 5 Ocak aklıma geliyor, saat 17:21. Ben çıkma tarihimiz arkadaşlar. O zaman Facebook'ta tanışmış. Galiba Facebook'ta.